Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzurunla sunuşu tırkımız. Kıynamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Leon'un halkı Xitay komünistlerine karşı namayış kıldı. 5 dekabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan silliq ko'rinishga asoslanganda Liaoning o'lkasi Anshan shahri Tingao yerisidagi xalq Xitoy kommunistlarining axlat ko'ydirish zavodi qurilishiga qarshi keng ko'lamlik namoyish qildi. Egilnicha namoyish 4 dekabr boshlangan bo'lib, 5 dekabrga kelganda norozilik namoyishiga qo'shilgan xalq texamo ko'paygan. Xalq ratlik tizilib ko'chalarga chiqib, muhit bulg'ash qurilishi to'xtatilsin degan shiorlarni to'plashgan. Namayışkı küç kuş üçün şehir ve bazarlardaki ticaretçiler ticaretin toxtatkan, okuqçular okuştaşlıgan. Xitay dairleri çetelde yaşavatkallarga yeni yemçük taşıldı. 5 dekabr ictimai uçur vasıtlar kalan bir uxturuşka asaslanğanda, Şarkı Türkistan'ın Altay vilayeti Çingil Nahilik Mağarıp İdaresi yemçük arkalık, Şarkı Türkistan'a kayıtırıp geliş üçün demelişki çıkıp uzundun beri çetelde oltıraklaşıp kalan mağarıp hizmetçilerini vatenge kayıtıp gelip maaş işlerini beceriveliş hakkıda uxturuş tarqatkan. Uxturuşta Muslimbek Tahir isimlik şahsını uzundun beri Kazakistan'da oltıraklaşıp kalganlığı, dairler onun ehvalini bilip duralmağanlığı. Şu sebepten birkaç qetim vatenge kayıtıp gelişke uxturuş kılınan bolsa mı? Bırak hazırgıcı kayıtıp gelmegenliki, eğer 2018 yılı 13. ayının 10. günü geçe Çingil Nailik Mağarıp İdaresi'ki özü gelip, maaş işlerini becermese, akıbetteki özü mesul buluduğallıkı tehditlengen. Kazaklarının yardım talebi red kılındı. 5. dekabr Kazak haberleri doğru bergen haberde bildirilişe, Şarkı Türkistanlı Kazaklarının Almatada duruşluk Türkiye Elçihanası'dan soruğan yardım talebi red kılındı. Şarkı Türkistan'ın Kumul ve Barikül'den çıkıp Kazakistan'da yaşayatkan Kazaklar bir heyet teşkilleb, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beravatkan insan kalıbıdan çıkan bastırış, sebepsiz lagırgı tutkun kılış ehvallarını şikayet kılıp iltimas tayarlıgan. Bu heyet Almatada duruşluk Türkiye Baş Elçihanası'nı sunuş üçün vekil kirguzgen bulup, vekil elçihanı'nı kirip iltimasını sunugan bosumu, bırak Türkiye elçihanı hadimleri iltimasını kubul kılmagan. Xitayda ishki bovaqının genini özgertken mutaxassis yoqab ketdi. 6 dekabr ABC News gazeti bilen Apple Daily toru bergen haberde bildirilishçe, Xitayda bovaqlarının genini özgertken mutaxassis Xi Jiankui bir yığılışta tədqiqatlar haqqıda dokulat bergendekin izdireksiz yoqab ketken. Haberde Xi Jiankui'nin aldınqı hepte Hong Kong alayıdı rayonunda İnsan gelleri belgelemeleri 2. nöbetlik halkaralık ali yığında öz tetkikatları hakkında ilmi dokulatını sunugandayken, yokap gitip kayardı işkerdeki inıklanmağallıkı. Üniversitenin amibi münasebet işhanesi bayanatçısı bu meseleki karata, hazırçı hiçkandak sualga cevap verilmeydi gallıkını, Xi Jiankui'nin kayardı işkerdeki dair tarqılıp yürgen sözlerge inıklımı berişini ret kılgallıkı bildirildi. Xitay televizisi CCTV bergen haberde bu ayının 5'de tuğulgan işkinapar kız bovağının geninin özgertilişiyle yardımcı bolganlığı ilgili sürülgen tecrübehane faaliyetlerinin toxtutulganlığı ilan kalındı. Xitay Sahiye İşleri Komiteti 27 noyabrda 2 nefer kız buvağının geninin özgertilişi meselesi hakkında tekşürüş başlıganlığını ilan kılgan bosumu, bırak Xitay'daki bu gen özgertiş halkaradaki ilim sahasının kattık narazılığını kozgan idi. İgilnişe geni özgertilgen buvağlarının kayardı işkerliki ve ailesinin zadı kimler ikenliki tekçi namelum iken. Huawei şirketinin direktörü kolga elindi. Xitay'nın teknoloji şirketi Huawei'nin hocayını Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketinin pul muameli işleri direktörü Meng Wanzhou, Amerika Koşma İştatları'nın İran imbargolarına boyusun muğallıkı bilen ayıplenip Kanada'da kolga elindi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Kanada Adliye Ministerlik tarafından bu vakti ilan kılınan bayanatta eskertilişçe, Amerika Koşma İştatlarının İran'a yürgüzvatkan embargo kararları riayi kılmaslık bilen ayıplenip, Washington'un talepige binaen 1. dekabr günü Kanada'nın Vancouver şehirde kolga ilingan Meng Wanzhou 7. dekabr cümle günü sotlandıken. Meng Wanzhou Amerika Koşma İştatları'na tapşırıp berilgen takdirde New York Ştatı'nın Şarkı Rayonluk Sot Mahkemesi sotlandıken.
Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Ministerligi Xitoyning aqlli telefon va uchur aloqa mahsulotlarini ishlab chiqaradigan dangliq shirkati Huawei ustidan Iranga qaratilgan embargolarni dafsanda qilish bilan ayiblab, aprel oyida tekshirish boshlatgan edi. Amerika Xitoy o'rtasida yaqinda hosil qilingan savdo kelishimiga nisbatan xavf tashkil qilishi mo'ljallanayotgan bu xabar pul muomila dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu xabar tarqalgandan keyin Osiyo poychaki bozorlari zo'r darajada tovallash bilan ichildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining qarallik perevod cheklarida bo'lsa tovallash alomatlari ko'rilmoqda. Uning tutqun qilinishidan keyin Xitoyning Ottavada turishliq elchixonasi bayonot berib, Ming Wanjuning Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Kanada qonunlariga xiloflik qilmaganligini ta'kidladi va Kanadadan bu xatolikni vaqtida tunib, Ming Wanjuni qo'yib berishini talab qildi. Xitoy elchixonasining bayonotida Xitoy taraf kishilik huquqiga og'ir xilof bu qilmishga qattiq qarshi chiqdi va bu ahvolga qattiq norozilik bildirdi degan iboralarga o'rin berildi. O'zbekiston prezidentidan Sharq Turkistondagi lagerlarda yetayotgan o'zbeklarni surishtirib qilish talab qilindi. Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan lagerlarning O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlaridami uyg'unish paydo qilayotganligi ma'lum. Amerika Ovozi radiosi o'zbek bo'limining xabaridan qaraganda yaqinda bir qism o'zbek jurnalist va faoliyatchilar Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan lagerlar masalasi haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bir murojaatnoma yo'llagan. Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan qayta tarbiya lagerlarida millionlagan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz bilan birlikda O'zbeklarning tutib turilayotganligi tilga olingan bu murojaatnomada Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari Xitoy rejimi bilan aloqalashib, o'z millatdoshlari ustidagi besimni surishtirganligi va uni to'xtatishni talab qilganligi. Shunga O'zbekiston hukumatining lagerlardagi o'zbeklarni surishtir qilishi kerakligi bayon qilindi. Yuqoridagi bu o'zbek jurnalist va faoliyatchilar murojaat namasida Sharq Turkistondagi lagerlarda hozir minglagan o'zbek borligi haqida xabarlar borligini ilgari surgan. Yuqoridagi bu murojaat namiga imzo qo'yguchilarning biri bo'lgan o'zbek ziyolisi Anvar Nazir Amerika ovoziga qilgan so'zida hozir Shavkat Mirziyoyev hukumatidan Xitoyda yashaydigan o'zbeklarning taqdiri ustida Xitoy rejim bilan muzokara o'tkazishni kutish qiyin bo'lsa-mu, ammo mushundoq bir masala borligidan o'zbek jamoatchiligining xabari bo'lishining intayin muhimligini ta'kidlagan. U so'zida biz faqat Sharq Turkistondagi Uyg'ur masalasini ko'tarib qolmay, balki u yerdagi o'zbeklarning masalasiga ham diqqat qilyapmiz. Sharq Turkistonda xeli ko'p o'zbeklar yashaydi. Ammo jamoatchilikning ularning ahvolidan xabari yo'q degan. Ma'lum bo'lishicha Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan lager tuzumining ziyonkashligiga Uyg'urlardan boshqa yana Qozoq, Qirg'iz va O'zbek qatorliq turkiy millatlarga o'xshash uchrayotgan bo'lib, ularning vaziyati navbatda Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo turkiy davlatlaridagi jamoat orasidami inkas qo'zg'amoqda. Ham bu haqdagi maqola va xabarlar ham borgan sari ko'paymoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qoshiqchi to'g'risidagi bayonotiga ulabla Xitoyning Sharq Turkistondagi lagerlar to'g'risida to'xtaldi. Dunyoning diqqati ustida bo'lgan Qoshiqchi masalasi bilan birga lagerlar masalasining birlikda kun tartibiga qo'yilishi intayin muhim bir ilgirlash deb qaraldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy komissari Michel Bachelet chorshanba kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga kirib, bu lagerlarda Uyg'ur va boshqa musulmonlarning tutib turilayotganligiga doir andisha qilarlik ma'lumotlarni aniqlashni talab qilayotganligini bildirdi. U bu so'zini chorshanba kuni Janvada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Universal Kishilik Huquq Ahdnomasi ma'qullanganligining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'indi qildi. Michel Bachelet Nyu-York vaqti gazetasi muxbirining Xinjiangda yuz berayotgan ishlarga qanday qaraysiz degan savoliga javob berganda mundaq degan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining irqiy ayrimchilikni tugatish komiteti bu yil 8-nji oyda qayta tarbiyalash lagerlariga bo'lgan jiddiy andishalarini o'ttirib qo'ydi. 13 ta davlat va shundaqlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir guruhi alohida tekshiruvchisi Xitoyga besim qildi. Demak, men burun ta'kidlab o'tganimdek, biz bu rayonga kirib, biz topshirib olgan andisha qilarlik ma'lumotlarni tekshirish va aniqlashni talab qilib kelyapmiz. Angliya mustaqillik gazetasining xabar qilishicha, Xitoy rejimi Germaniya kishilik huquq amaldori Barbel Kofler xonimning qayta tarbiyalash lagerlarini ziyorat qilish talabini rad qilgan. Buning oldida Xitoy rejimi 15 g'arib davlatining Beijingda turishliq bosh elchilarining Chinchuango bilan ko'rishib, Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqida so'zlashish talabiga ijobiy inkas qaytarmagan edi.
Мишель Башелетнің білдіріше, олар Шарқы Түркістанның кішілік ұқық вәзиеті, бұлыпмы қайты тәрбейләш мәркетлері хаққыда давамлық көп қыл мәнбәлердің әр қыл мәлуматларға ерішмәкте екен. Малайсияда Шарқы Түркістанның ғазірқы вәзиет әхвалі тұныштырылды. 6 декабр Малайсияда зияраты болуатқан ұйғыр медиа шіркті Истиқлал телевизиясы модері Доктор Абдул Варис Абдул Халык Малайсия Ислам партия рәисе Абдул Хадини зиярат кылды. У Малайсия зияраты әснасында көп саллык ислам әлләренең Шарқы Түркстан мәсьәлесендә кулак юпырвелеп көрмәс булып алган вазиятне үзгәртиш план даирәсе ичидә ислам дөньясыга Шарқы Түркстанның хәзерге вазият әхвалын туныштырыш өчен Малайсия Ислам партия рәисене ишханысы зиярат кылды. Ziyarete Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish qilmishlari va lagerlar masalasini tafsili tunishtirdi. Xitayning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarning taqilishi va Uyg'ur musulmonlarining mavjudligini saqlab qolishda dunyo musulmonlarining mas'uliyati, jumladan Malayziya musulmonlarining mas'uliyati va roli ustida to'xtaldi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Әдікі қабірімізді көрешкіше әсілеріні жанабе Аллах қытапшырымыз. Шынақлы программа ақырда экран арқысыздық барлық қызметті әшірімға көптің көп рахмет етімен. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.